Mete Yollarda kanalından merhabalar. Sis Dağı tabelasını görüyorsunuz. Şu anda Giresun tarafından, yani batı istikametinden Görele girişindeyiz. Görele'ye giriyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. Sis Dağı'na, Karadeniz sahilindeki en yüksek, en güzel dağa, yaylaya diyelim. Görele'den çıkabiliyorsunuz. Görele'den yol var. Ancak biz bildiğimiz yol olan, en iyi yol bildiğin yoldur hesabı, Beşikdüzü üzerinden gideceğiz. Sis Dağı bildiğiniz gibi Trabzon ve Giresun sınırında bulunan, iki tarafta da toprağa bulunan muhteşem bir dağ. 2100-2200 metre yükseklikte. Görele tabelasını gördünüz. Şu an Görele'ye giriş yaptık. Birazdan yine bilgilendirmelere devam edeceğiz. Evet, şu anda Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeyiz. Daha doğrusu ilçe girişindeyiz. Hemen Sis Dağı tabelasını görüyorsunuz. Sis Dağı, Erikbeli ve Kadırga diyor. Beşikdüzü ilçesinden Sis Dağı'na yol gayet düzgün. Yaklaşık 40 kilometre bir mesafe var. Şu anda sahildeyiz. Bakın, deniz bu tarafta, görüyorsunuz. Düz gidersek Trabzon. 40 kilometreyi dersiniz ki ben 40 dakikada alırım. Hayır, yavaş gidiliyor. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 20 dakika. Biz oldukça yavaş gideceğiz. 1,5 saat civarında varız diye düşünüyoruz. Tabelayı gördünüz. Şimdi artık benim en sevdiğim kısım başlıyor. İç bölge, yani yayla yolu. Sahil yolundan ziyade yayla yolu, yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Evet, kaptan, sağ tarafa sapıyoruz. Bakın, görüyorsunuz, Kadırga, Sis Dağı, Alaca, Acısu, Şıhkıran. Bu arada Şıhkıran mevkiinde Sis Dağı'na gelmeden önce güzel yeşillik alanlar olduğunu da öğrendim. Orada kalan arkadaşlarımızdan. Evet, şu anda Beşikdüzü ilçesine giriş yapıyoruz. Evet, Sis Dağı'na şöylece sapmış oluyoruz sahil yolundan. Bu arada belki bilenler vardır ama Sis Dağı bu bölgenin en önemli dağı ve yaylası. Vakfı Kebir, Beşikdüzü, Trabzon'a ait, Giresun'un Eynesil, Görele, Tirebolu, hatta Esfiye ilçelerine kadar Sis Dağı çok önemli bir etkisi vardır. Neden? Çünkü bu bölgelerden Sis Dağı görülür. İnsanlar Sis Dağı'na türküler yakmışlardır. Hatta birçok köyde bakarlar, Sis Dağı'nda kar var mı? İşte Sis Dağı'na kar yağdıysa kış geliyordur, havalar soğumuştur. Sis Dağı'nın başında karlar erimişse yaz geliyordur. Bir sürü türkü var. Mesela benim aklıma gelen ne var? Sis Dağı'nın başında Boran'a bak Boran'a, bu dünya haram olsun, benden ayrı durana demiş meşhur sanatçılarımız. Beşikdüzü bitti, yukarıya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet, bu arada Şalpazarı 15 kilometre. Şalpazarından bir ekmek alırız. Köftemizi filan da aşağıdan aldık. Onları da birazdan gösteririz. Hemen bana yol arkadaşlarım hatırlatıyor. Diyor ki, sen şu şarkıyı bilmiyor musun? Neydi o? Sis Dağı'nın sisine selam saldım isine. İsine? Daha. Gerisi nasıldı hatırlamıyoruz. Bu arada Sis Dağı'nı Türkiye'ye duyuran belki de türkümüz Oy Asiye türküsü. Biliyorsunuz, Kurtlar Vadisi'nde Oy Asiye Asiye Lazlıya'nın hatta birçok sahnede hemen o müzik geliyordu. Oy Asiye Asiye, tütün koydum kesiye, baban seni verecek de bir bağ pırasiye. Hatta o türkünün devamında Sis Dağı'nın başları da püfür püfür esiye, baban bu yıl kurbanı çifter çifter kesiye. Aynen doğru. Evet, Sis Dağı bizim için bir efsanedir. Evet, adam da atına binmiş. Hey! Hey! Evet, şu anda Şalpazarı ilçesine giriş yapıyoruz. Bu arada buraya kadar da yolları çok beğendik. Çünkü yollar gayet bakımlı. Kenarlarında otları biçmişler. Çizgiler yeterli. Yolun geniş. Bu arada bakın, Asar 2 diyor. Şu an altımızdan akan dere, evet şöyle gösteriyorum, gösteremiyorum. Evet, altımızdan akan dere Asar Deresi. Peki Asar deyince yine Oy Asiye türküsünde Asar'ın balını. Asar'ın balını da gel salını sağlını. Adam cebinde taşır senin gibi gelini. Yine Oy Asiye türküsünün devamı. Geldik Şalpazarı'na şu anda. Önümüzde de bir tane kamyonla beraber yavaş yavaş geldik. İşte bu yüzden yol bir saat sürüyor. Hiç acele etmemek lazım. Birkaç araba çok tehlikeli virajda solladı ama
Kardeşim gerek yok ya. Gerek yok. 3 dakika yani 2 dakika erken varacağım diye gerek yok. Evet, Şahpazar ilçesi de birçok ilçenin şu tek tabela kuralına uymuş gibi gözüküyor. Ekmek alacaktık bu arada. Ekmek almayı unutmuyorum. Neyse buradan geçtik. Elbet ileride bir fırın daha vardır. Gurbetçi araçlarını görüyorsunuz. Avrupa'dan gelmiş. Almanya ve özellikle Fransa'dan. Tabi Avusturya'da çok var. Sayın Kaptan, fırın gördü mü müsait bir yerde ben bir ekmek alayım bize. Yukarı devam ediyoruz Sayın Kaptanım. Tabi Kaptan buraya ilk defa geliyor. Ben evet, Şalpazarı ilçesinin çıkışında fırınımızı bulduk. Yine Muhçoğlu ekmek fırını diyor. Şöyle taze ise sıcak sıcak ekmeğimizi alalım buradan. Hadi bakalım. Sıcak varsa alacağız tabi. Hemen soralım. Evet, bir adet somunumuzu aldık. Kaç lira? 35 lira. Şu büyük somunlardan bir tane aldık. Herhalde yeter 4 kişiye. Bu arada aracın camında ufak tefek lekeler vardı. Görüşü engelliyordu. Sağ olsun yardımcı kaptanlarımız da camı temizliyorlar. Evet, Sis Dağı'na epey bir yaklaştık. Bu arada dikkatimizi çeken bir şey var. Bildiğiniz üzere Trabzonspor bu sene şampiyon oldu. Yıllar sonra neredeyse 100 metrede bir Trabzonspor bayrağını görüyoruz. Evet, şu anda Şalpazarı'na bağlı Sütpınar Mahallesi diyor ama köy diyelim çünkü Şalpazarı'na epey uzaktayız şu anda. Bu arada yukarı tarafa baktığınız zaman da artık yaylanın başladığını söyleyebiliriz sizlere. Traktöre dikkat ediyoruz. Yalnız dikkatimizi çeken bir nokta var. Kaptan da bunu onaylayacaktır. Yolun yarısına çayır sermişler. Şeridi bildiğiniz kapatmışlar. Evet, bu arada aşağıda geldiğimiz yolu görebiliyorsunuzdur. Bakın. Tam şu anda beyaz arabayı görüyorsunuz. Oradan geldik. Şu şekilde dolana dolana karşı taraftan dolanıp evet. Aslında baktığımız zaman köyün yerleşkesi yani iyi konumda. Evet, yani ben Sütpınar Köyü'ydü yanılmıyorsam. Mahalle diye geçiyor. Yeri çok güzel çünkü hemen yukarıda artık yaylalar var. Köy de burada. Şunu da söyleyebilirim. Şu anda burada hava 20 derece. Az önce biz sahilden çıkarken 27-27,5 dereceydi. 7 derece fark var. Tabii bir de işin şu tarafı var. Nem de yok. Nemi de hesaba kattığınız zaman şu anda 17-18 derece gibi terlemiyorsunuz. Gayet rahat hissediyorsunuz. O açıdan çok güzel. Aşağıki viraj çok hoşuma gitti. Evet, sisi görüyorsunuzdur. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Şu anda bakın kaç gösteriyor? 17,5 derece. Biz sahildeyken 27-27,5 dereceydi. 10 derece. Nem de gittiği için hissedilen fark neredeyse 15 derece. Şu anda üşüyoruz. Yani aşağıda sıcakta duramıyorduk. Şu anda üşüyoruz. Ve sis daha yine görevini yaptı. Her yer sis. Ben de diyordum ki ya bu açık havada sis dağına gidiyoruz. Ağaçlık bir yer bulalım da en azından güneş bizi yakmasın diyordum ama güneşi göreceğimizi zannetmiyoruz. Sislerin içerisinde serin serin yatar uyuruz. Kaptana soralım. Kaptan, yolları beğendiniz mi? Harika. Gerçekten çok güzel ya. Yormuyor adamı. Evet, Sistan yolu bizi yormadı. Gayet rahat çıktık. Yollar geniş. Yollar geniş. Bir de kalabalık da yok bugün. Yok, sakin, gayet güzel. Hafta içi geldik onun için özellikle. Evet. Neden Sis Dağı demişler herhalde anlamışsınızdır. Bakın şu anda bildiğiniz yolu göremiyoruz. Sayın Kaptan, siz duman ne diyorsunuz? Duman çöktü. Görüş mesafemiz bir 10-15 kadar, 10 metreye kadar düştü. Güzel ya, harika. Gerçekten mükemmel ya. Ferahladınız mı? Ferah, gayet serin. Hava da güzel. Sıcaktan bunalmıştık aşağıda ya, gerçekten. Evet, Karadeniz sizi bunaltıyorsa yaylaya kaçacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Şu anda Sis Dağı'nda en zirveye doğru yaklaşıyoruz. Çam ağaçları burada son buluyor. Artık bundan sonra bakın şu aşağıda çam ağaçları son buluyor.
Bundan sonra artık sadece çimenlerle baş başa kalacağız. Hava sıcaklığımız da 14,5 dereceye düştü. 27 dereceden şu anda 13 derecelik bir farkla giderek soğuyoruz. Evet, şu anda Sistan'ın merkezine gelmiş bulunuyoruz. Merkezden kastımız çay içme ve et yeme yerleri var. Küçük marketler var. Evet, bu kadar. Çeşme bulalım aşağıda. Çeşme var mıydı? İnan bilmiyorum. Kaptana buradan aşağı uçma da. Sistan bir yer gözükmüyor. Yalnız şu inekler aşağı düşmese sistem. Evet, ineklerimiz. Nasıl adam? İnek bunlar, inek. Aa, o karda da yukarıda insanlar var bu arada. Sizin içerisinde. Yani gerçekten şu an var ya, bir yeri görmek mümkün değil burada. Yani 100 metre git kaybolursun. Hiç kendini bulma, yani yolunu bulman mümkün değil. Göz gözü görmüyor tabii, bir şey gösteremiyorum. ...12 dereceye kadar düştük. Maalesef sistem dolayı bir piknik alanı bulamadık. Şu an tam zirvedeyiz. Bu yüzden de aşağıya insanlar da kaçıyor zaten. Bu yüzden şu an nereye gidiyoruz? Şu anda aşağıda çam ağaçlarının ortasında çok güzel yerler var. Piknik için oraya gidiyoruz. Başka çaremiz kalmadı. Sis ara sıra kalkıyor ama genel olarak maalesef sis var. Adı üzerinde sis daha. Bu arada biz şöyle bir tedbir alalım dedik. Aşağıya sahildekilere telefon açtık. Dedik ki sis dağının başında duman, bulut gözüküyor mu? Hani eğer hava açacak gibi ise kalalım. Yok dediler. Orası komple bulutlu. Sis dağının başına bulut almış. Boşuna orada kalmayın dediler. Biz de bu sebeple aşağıya doğru iniyoruz. Bu arada kışın burada muhteşem kalınlıkta, yüksekte kar oluyor. Bu yollar genelde kapalı oluyor. Evet, siz kalktıkça aşağıdaki obaları görüyorsunuz. Yalnız çok fazla ev var. Keşke bu kadar ev olmasaydı. Burası bildiğiniz bir şehir gibi olmuş. Tabii bu da maalesef o doğal güzelliği, doğal örtüyü biraz kirletiyor diyebiliriz. Şimdi aşağı doğru devam edelim. Evet, çam ağaçlarının bittiğini de anlayabilirsiniz zaten. Bakın, çam ağaçları buraya kadar geliyor. Çünkü artık yükseklikte 2000 metre. Aşağıda çok güzel manzara var. Şöyle göstereyim size. Yine yanındaki co-pilotlarından bir tanesi. Siz ne işlerin var idi? Sis dağı başlarında. Ne işlerin var idi? Sis dağı başlarında. Nedir başıma gelen? Gencecik yaşlarında diyor. Ünlü derlemecimiz, türkü uzmanımız. Evet. Ne yaptık? Aşağılarda piknik alanına doğru hareket ediyoruz. Söyle bakalım türküyü usta. Ne işlerin var idi sis dağ başlarında? Nedir başıma gelen bu gencecik yaşında? Bu gencecik yaşında. Ve nihayet kendimize bir piknik alanı bulduk. Burası nerede? Burası Şıhgıran'ı mevkii var. Şıhgıran'ı mevkiinden sonra hemen yolun sağ tarafında burada güzel piknik alanları var. Buraya gelip kafanızı dinleyebilirsiniz. Havada sisli. Arada sis kalkıyor ama şu an mont giydim. Göstermek istiyorum. Şu an montumu giydim. Yoksa feci şekilde üşürüz. Evet, böğürtlenleri görüyorsunuz. Henüz olmamışlar. Burada, bu bölgede bunlara diken çileği, tiken hatta T ile, tiken çileği deniyor. Bu bölgede henüz olmamışlar. Türlü türlü çiçeklerimiz var. Şimdi, evet. Hemen bakalım. Bu bölgede bunlara ahu deniyor. Ahu otu.
Bu otun bir özelliği var. Şöyle aslında eskiden bebek bezi kullanılmazdı. Bebek bezi olmadığı için de işte teyzelerimiz, annelerimiz ne yaparlardı? Bu işte bu otlardan alıp bebekleri bunlarla bezlerlerdi bu bölgede. Çünkü yani sızdırmıyor da, bu özelliği de var ahu otunun. Hadi bakalım, şu ormanda yürüyebilecek olan var mı? Şuraya aşağı, şu çam ağaçlarına, şu ahuların işte otların, dikenlerin arasından yürüyebilecek olan var mı çalıların arasından? Ancak bu bölge insanı burada çok rahatlıkla yürür. Onun dışında gerçekten hemen yolunuzu kaybedebilirsiniz. Aman ha. Yine bu ota da yiğidin otu deniyor bu bölgede. Hatta sırganlar sizi yaktığı zaman o sırganın yaktığı bölgeye bu yiğidin otu sürülür veya vurulurdu. Çocuklar işte bu şekilde, hatta şöyle, sırgan kaç yiğidin gel diye çocukları da işte rahatlatılırdı. Sırgan yakan, ısırgan yakan bölgeler. Şu anda videoyu izlerken eminim birçok insan şu anda bu videonun içinde olmak ister. Keşke der, biz de şurada çimenlerin, çamların arasında yürüyebilsek diye düşündüğünüzü duyar gibiyim şu anda. Evet sevgili seyirciler, ilk defa bu tabiri kullanıyorum belki de. Ne yaptık? Çok güzel köftemiz vardı. Aşçımız köftemizi pişirdi bizim için. Yedek aşçımız da salatamızı. Bu arada. Evet. Yedek aşçımız da bize bir salata, hemen bir söğüş yaptı. Ekmeğimiz var. Büyük ekmek aldık. İki insan gövdesi kadar. Ondan sonra evet, ekmeğimizi kestik. Semaver çayımız var. Daha ne olsun. Şu anda çok şükür yaylanın başında. Bu arada aşağıda hava 28 dereceymiş. İnsanlar şu an asfalt eritip asfaltta yumurta pişiriyorlarmış. Biz ne yapıyoruz? Biz şu an çiğ seriyi üzerimize donuyoruz. Donuyoruz. Evet, yaklaşık yarım saattir çiğ seriyor. Aşağıda insanlar sıcaktan kavrulurken 28-30 derece sıcaklık altında biz de burada şu anda ne yapıyoruz? Maalesef yağmur altında ıslanıyoruz. Bir yandan da üşüyoruz. Neyse ki çay içtik de birazcık içimiz ısındı. Şöyle sis ve çiğse içinde bir yürüyüş yapalım dedik. Ya en azından ya ıslanmak da güzeldir. Terlemiyorsunuz, sıcaklamıyorsunuz. Hava sizi baymıyor. İnsanlar genelde ne yapmışlar? Çamaşırların altına girip yağmurdan korunmaya çalışmışlar. Aslında şu çamaşırların da altına girebilirdik biz ama. Neyse. Şöyle bir şey yapalım dedik. Trabzon yolundan geri dönmeyelim. Giresun tarafından, Eynesil'den, Çavuşlu'dan aşağı inelim dedik ama Giresun topraklarına girer girmez asfaltın bittiğini fark ettik. Maalesef stabilize bir yolla karşılaştık. Yani bu yolun yapılması, asfaltlanması için ne gerekiyor acaba? Böylesine meşhur, güzel bir yaylaya ulaşan yolun neden bu şekilde olduğunu anlamış değiliz. Köy yollarından bile daha kötü şu anda gittiğimiz yol. Evet, gerçekten yaklaşık bir 2-3 kilometre geliyoruz ama yol gerçekten çok kötü. Yolun bir tarafını, yani Trabzon'a kadar olan, Trabzon'dan gelen yol mükemmel asfaltken bu tarafın bu şekilde olması beni şaşırttı. Yani neden bu şekilde, yani anlamış değilim. Sonuçta burası bir yayla. İnsanların gelip uğradıkları bir mekan yani ve işlek de bir yol. Neden bu yol bu şekilde, merak ettim. Yani. Aklım almıyor. Evet, şu anda iş makinelerini gördük. Bir sorsana, yol ilerisinde hep böyle mi? Bir sorsana. Kolay gelsin, selamünaleyküm. Yol böyle mi aşağı kadar ya? Aynen bu taraf. Hiç düzelme yok. Diğer taraf nasıl? Trabzon tarafı değil, bizim Giresun tarafı. Yani tek hep böyle değil mi? Aynen. Eyvallah, kolay gelsin. Evet, şu kamyonları gördük, iş makinelerini. Dedik herhalde kötü ya. Maalesef dediler ki aşağı kadar yol bu şekilde. Geri mi dönsek? Yani böyle, neyse, habire kötüdür. Bakın yolu görüyorsunuz, yani çok berbat bir yol. Evet, orta çağdan kalma bir yol arıyorsanız Sis Dağı'ndan
devam edip Giresun Çavuşlu tarafına inmek isteyebilirsiniz. Evet, Orta Çağ'dan tarihi yaşatan bir yol. Böylece sizler de maziye yolculuk yapmış olursunuz. Evet, şu yoldan geldik. İçimiz dışımıza çıktı. Maalesef. Şimdi de yol biraz daha düzeldi. Yani düzelmiş hali şu. Şöyle göstereyim size. Burayı kaç gündesiniz? Evet, şu anda bir çalışmaya denk geldik. Ulan bizi ezmese. Bu bize doğru geliyor bu. O taş atmasa bize. Evet. Şu anda bir griderin bıçağı bize değmeden şöyle taşa denk geldik. Tekerlek çok güzel taşa denk. Evet. Ne yapıyorlar? Şu anda herhalde yol temizleme çalışması diyeceğim ama daha mı iyi oldu, daha mı kötü? Şöyle bir girelim bakalım. Evet. Sonuçta sesimizi duymuşlar ve 1600'lerden kalma yolu 1700'lere taşıma kararı almışlar. Şaka bir yana, biraz daha yol iyileşti. Evet, şu anda İngiltere'de olduğumuzu düşünebilirsiniz. Çünkü yolun sağından değil solundan sürüyoruz ama diğer araba da öyle sürüyor. Sıkıntı yok. Değişik gözlemler yazdık. Evet, şimdi sahil kesimdeki güneşi görüyorsunuz. Bakın, denizi görüyorsunuz aşağıda. Şu an aşağıda resmen sahilde bir tane bile bulut yok ama bu arada şu an bana çiğ seriyor. Şu aşağıya doğru köyleri ve müthiş manzarayı görüyorsunuz. Evet, şu anda bir köyden geçiyoruz. Bu şu anda yolun olduğu yer Giresun. Köydeki diğer evler Trabzon tarafında. Yani hatta evler Giresun diyebiliriz. Yokuştan sağ tarafa doğru Trabzon tarafı. Sol tarafsa, şu gördüğümüz tarafsa Giresun tarafı. Tam şu anda iki vilayetin sınırındayız. Acaba şu inekler Trabzon'da mı Giresun'da mı şu anda? Tam bilemiyorum ama inekler Giresun'da olabilir. İneklerin şu aşağı tarafta, Trabzon tarafında. Evet, şu görünen köyler Trabzon'un köyleri bu arada. Bu arada hemen de bir afiş görüyorsunuz. Çepni Diyarı, Giresun geleneksel sis dağı, erkek su, ne? Otçu göçü diyor. Ha, erkek su obanın adı herhalde. Evet, şuralar Giresun. Sol taraflar. Sahili görüyorsunuz. Evet, Giresun tarafına bakıyoruz şu anda. Ve geldiğimiz yer Sis Dağı. Evet. Sis Dağı'nı görüyorsunuz. Şu an tam Sis Dağı olduğuna gözüküyor. Bir tarafta da bakın, bu tarafta artık Trabzon tarafını görüyorsunuz. Evet, Sis Dağı diyor. Kaç kilometreymiş Sis Dağı? 17 kilometre. Evet, Sis Dağı'nı çekmeye çalıştık bugün ancak yukarıdaki olumsuz hava bunu biraz engelledi. Sizlere şimdilik veda ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Eleştirilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, şu anda Görele şehir merkezindeyiz. Sis Dağı gezimizi dondurmayla taşlandırmak istedik. Tabi burada hava sıcaklığı 27 derece. Biz yukarıda 11 derecede donduk. Montumu da az önce çıkardım. İnsanlar bana gülüyordu.